Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik sahnesi kitabında prova sahnesi test 4 ile dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumu büyüttüm. 13 tane domates tarlam var. Bu tarlaların her birinde 280 kg domates topladım. Topladığım bu domatesleri 25 kg'lık kasaları doldurup satıyorum. Tarım işiyle uğraşan Selin Hanım'ın verdiği bilgiye göre kaç kasa domates elde edileceğini gösteren işlemi parantez kullanarak bulunuz demiş arkadaşlar. Gelelim yazalım. Tarla sayısı kaç tane? Tarla sayısı 23. Bir tarladan toplanan domates sayısı arkadaşlar 280 kilogram bir tarladan toplanan eşittir 280 kilogram. Bir kasada kaç kilogram varmış arkadaşlar? Bir kasada 25 kilogram domates varmış. Bizim peki işlemimiz ne olacak? İlk önce arkadaşlar toplam Kaç tar e, toplam toplanan domates sayısını bulacağım. Bir tarladan toplanan domates sayısı 280 kilogram. Kaç tarla vardı? 23 pardon 23 değil 13 şurayı 13 olarak düzeltiyorum. 280 çarpı 13. Bu arkadaşlar bizim topladığımız toplam domates sayısı. Bunu da kasalara dolduracağız. Her bir kasada 25 kilogram domates olacağı için burayı 25'e bölüyorum. Yani işlemim arkadaşlar budur. Öğretmeniyle çevrim içi özel ders yapan Ramazan. Öğretmenin sorduğu soruya parantez kullanarak nasıl cevap vermelidir diye sormuş arkadaşlar. Bir çiftlikte 25 keçi ve 36 tavuk vardır. Buna göre bu çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır diye sormuş hoca. Gelelim arkadaşlar. Keçi sayısını yazalım. Kaç tane keçi var? 25. Kaç tane tavuk var? 36. Peki keçinin ayak sayısı arkadaşlar kaçtır? 4'tür. Tavuğun ayak sayısı 2'dir. Keçinin toplam ayak sayısını bulabilmek için 25 ile 4'ü çarpıyorum. Şöyle yapalım. Keçinin ayak sayısı dedim. Keçinin ayak sayısı arkadaşlar 25 çarpı 4'tür. Tavuğun ayak sayısı Tavuğun ayak sayısı ise 36 çarpı 2'dir. Toplamını istemişti arkadaşlar benden. İşlemim ne olacak? Parantez içerisinde 25 çarpı 4 parantezi kapattım artı yine parantez içerisinde 36 çarpı 2. Yani Ramazan'ın vereceği cevap 25 çarpı 4 parantezi kapatalım. Parantez içerisinde 36 çarpı 2 diyorum. Sayfamı temizleyip 3. soruma geçiş yapıyorum. Mehmet Usta yukarıda verdiği bilgilere göre bir tepsideki pasta sayısı görseldeki kadar olup fırında 3 tepsi daha vardır. Buna göre Mehmet Usta'nın hazırladığı pastalarda kullandığı ceviz miktarını gram cinsinden gösteren işlemi parantez kullanarak yazınız. Hazırladığım her pastanın tanesinde 10 gram ceviz kullanmaktayım demiş arkadaşlar. Şimdi bir pastadaki ceviz miktarı 10 gram. Bir tepside kaç tane pasta var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane burada var. 1, 2. 2 tane burada var. 2 çarpı 10'dan 1 tepsideki pasta sayısı arkadaşlar 20. Peki toplam kaç tepsi vardı? Fırında 3 tepsi var. Burada bir tepsi var. Toplamda arkadaşlar 4 tepsi vardı. 1 tepsideki pasta sayısı 20 ise 4 tepsideki pasta sayısı 20 çarpı 4'tür. Yani arkadaşlar buradaki 10 gram neydi? Bir pastadaki ceviz sayısıydı. Toplam kaç tane pasta var? 20 çarpı 4. Peki arkadaşlar bunu ne ile çarpacağım? 10 ile çarpacağım. Yani 20 çarpı 4 parantez içerisinde çarpı 10. Benim yapmam gereken işlem arkadaşlar budur. Bir ayakkabı şirketinin farklı illerdeki şubelerine çalışan mağaza müdürleri ile genel müdür arasındaki konuşma diyalogları görselde verilmiştir. Sezen Hanım Ahmet'ten fazla Tuna'dan daha az bir sayı söylediğine göre şubelerde satılan ayakkabı sayısı toplama en az kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Tuna ne demiş? Bu ayki satış sayılarınız ne, nelerdir diye sormuş arkadaşlar Sezen Hanım. Tuna 12 üstü 2 tane demiş. 12 üssü 2 eşittir. 12 çarpı 12 demek. Bu da 144'e eşittir. Yasin'e geldim. 10 üstü 2 Yasin eşittir. 10 üstü 2. Bu da 10 çarpı 10 demek burası da 100'e eşittir. Ahmet'e geldim. Yasin'in satışından fazla ve bir doğal sayının küpü kadardır demiş arkadaşlar. 100'den fazla bir doğal sayının küpü olan sayı arkadaşlar hangisidir? 125'tir. Dolayısıyla Ahmet'in sattığı ayakkabı sayısını 125 olarak buluyorum. 125 de 5'in küpüdür. Bize ne demişti? Sezen Hanım Ahmet'ten fazla Tuna'dan daha az bir sayı söyledi. Ahmet'ten fazla yani 125'ten fazla 144'ten az bir sayı söylemiş arkadaşlar. Toplamının en az olabilmesi için Sezen Hanım'ın satacağı ayakkabı sayısını arkadaşlar ben kaç olarak buluyorum? 126 olarak buluyorum. Şimdi bunları geldim topluyorum. 144 artı 100 artı 125 artı 126. Burayı topladığım zaman arkadaşlar dördünün sattığı ayakkabının toplamının arkadaşlar en az 495 olarak buldum. Bir trende bir makine bölümüyle görselde görülen kadar yolcu vagonu vardır. Yolcu vagonlarının her birinde 15'in karesi tane yolcu bulunmaktadır. Bu trende toplam 6 tane de görevli bulunduğuna göre trendeki toplam kişi sayısı kaçtır? Arkadaşlar 15'in karesini bulalım. 15 çarpı 15. Burası 225'e eşit. Yani bir vagonda arkadaşlar 225 tane yolcu vardır. Peki kaç vagon var? 1, 2, 3. Toplamda 3 vagon var. 225 ile 3'ü çarpıyorum ve trendeki toplam yolcu sayısını 675 olarak buldum arkadaşlar. Kaç görevli vardı? 6 tane görevli vardı. 675 yolcu, 6 görevli topladığım zaman trendeki kişi sayısını 681 kişi olarak buluyorum. Geldim buraya. Trende yazıyorum. Zaten benden de trendeki toplam kişi sayısını istemişti. Bu da 681'dir. Görselde, görselde birer kilogramlarının fiyatları verilen en pahalı ve en ucuz olan ürünlerden dörder kilogram alan bir kişi kaç TL öder? Arkadaşlar 2 üssü 3 kaç eşittir? 8'e. 1 üssü 3 1'e eşittir. 3 üssü 2 9 eşittir 1 üssü 2, 1 e eşittir 4 üssü 2, 16 eşittir 3 üssü 3, 27 eşittir. En ucuz olan ürün arkadaşlar 1 TL, bundan 4 kilogram alıyor, 1 çarpı 4, parantezi kapattım, artın. En pahalı olan ürün 27 TL, bundan arkadaşlar 4 kilogram alıyor, 27 çarpı 4. Parantez içerisindeki işlemi yaptım. 1 çarpı 4 4'tür. 27 çarpı 4 108'dir. Şu arada toplam işareti olacaktı. Yanlış yazdık. 4 artı 108 eşittir arkadaşlar. 112 TL ödeyeceğini buldum. Hazırlanan bir yazılımda üst üst sayının değeri hesaplanmaktadır. Rakamların olduğu bölümlerden biri tabanın diğer üstü göstermekte olup görseldeki gibi modellenmiştir. Buna göre bu yazılımda modellenecek en büyük sayı ile yüzden büyük en küçük sayının toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Yazılımda üst kısım tabanı alt kısım üstü göstermektedir. Yani bakın burada altının karesi 36'dır. Burada arkadaşlar modelleyebileceğim en büyük sayım 9 üstü 3'tür. Bu da arkadaşlar 729'dur. 100'den büyük en küçük sayım ise arkadaşlar 5 üssü 3'tür. Yani 125'tir. 100'den büyük en küçük sayım bir de modelleyebileceğim en büyük sayım. Ben arkadaşlar bu ikisini topluyorum. 729 ile 125'i topluyorum. Ve cevabımı 854 olarak buldum. Geldim buraya 854'ü yazdım. Sayfamı temizleyip son soruma geçiş yaptım. Yük kaldırma lifti ile yük taşıyan Vedat. Kolu her yukarı doğru hareket ettirdiğinde platform 2 üstü 3 cm aşağıya inmektedir. Platformun yüksekliği görseldeki gibi olduğu bir anda Vedat kolu kaç defa yukarı hareket ettirirse platformun yüksekliği 13 üssü 2 santimetre olur diye sormuş arkadaşlar. İlk önce buranın yüksekliğine bakıyorum. 17'nin karesi 17 çarpı 17 demek. Bu da 289'a eşittir. Benden 13'ün karesi uzunun dolmasını istemiş. 13'ün karesi kaça eşittir? 13 çarpı 13. Bu da 169'a eşittir. Farkını aldım. 289 eksi 169. Burası 120 santimetre geldi. Yani arkadaşlar burası 120 santimetre aşağıya inmek zorunda. Bir basışımda 2 üssü 3. Yani 8 santimetre aşağıya iniyorsa 120 santimetre aşağıya inebilmesi için kaç defa basmam gerekiyor? 120'yi 8'e böldüm ve arkadaşlar toplamda 15 defa basmam gerektiğini buldum. Benden de zaten bunu sormuştu. Cevabım arkadaşlar 15'tir. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.